Bismillahirrahmanirrahim. Ses nasıl? Güzel. Yok gibi ha? Biraz. Az mı? Az geliyor. Az geliyor. Bak bakalım. 1, 2, 3, 4. Nasıl şimdi? İyi. İyi mi? O mu ses ayarı? Veya bozdular mı acaba? Ha şu anda iyi. Evet arkadaşlar, bu akşam bayramın kaçıncı günü? Üç. Dolayısıyla umumi bir ders, tabii bayramlaştıkları için umumi ders olmuyor. Ben aslında planımda şu vardı. Mesnevi Nuriye'den tevhidle haşir karma. Tevhid haşir beraber. Gene sorayım size, bunu mu yapayım? Davranış psikolojisi. Yani iş yerinde, aile hayatında nasıl davranılması gerekiyor? Birbirine çatışan duygular ve fikirler nasıl kontrol edilir? Sorayım hangisine yapayım? İkisine de açayım ve kapatıyorum. Tevhid taşı karma mı yapayım? Psikoloji mi yapayım? Psikoloji olur abi. Psikoloji yapayım. Çünkü bu akşam lazım olur diye, bugünlerde. Bakın nasıl göreceksiniz. Bunlar, bir, okurken, tefekkür ederken aldığım notlardır. İki, veya Risale-i Nur'daki aynı metinlerdir. Veya bir hadiseye muhatap olmuşum, çözmeye ve çözülmeye, hakemlik yapmaya veya onlara bir ölçü vermeye danışmışlardır bana. Yani hakemlik yap ya abi diye, ya ailevi sorunlarda veya ticaret ortaklıklarında veya içsel alemindeki birbirine çatışan duygularda. Onlardan o anda Allah'ın ikram etmiş olduğu manalar, muvaffak olduğumuz notlar, hususi şeyler kaybolmaması adına not almış. Onlardır. Bunlar 2005'ten beri, 2002'de yapmıştım. O zaman CD bile yoktu. Tip kasetleri vardı bilirsiniz. O zamanki derste bir bakıyorum şimdi değişik böyle şey tabiri, böyle uyduruk, yeni böyle içtimai tabirlerle baktım dergilerde, yazarlarda veya Roma yazanların kitaplarında misal olarak çok geçiyor. Tabii ki haklı olarak soruyorlar, abi bunlar sağda solda rastlıyoruz acaba, yani bizim dünyamız bu, ne yapıyorlar? Onlar izah etmek ihtiyacı duydu. Çok soruluyor da. Bunlar bizden müsaade istemişler. Biz hakkımızı helal ettik. Böyle bir hakkı yok zaten. İstifade edilsin. O cümleler bu dersleri tevhid veya örnek bir misal vereyim demek istemedim. İmam Hatip mesela seminerlerine davet ediyorlar. Hafızlık icazet törenlerine davet ediyorlar. O kalabalık curcuna da Risale'nin dersi olmaz tabii. Zor yani. Abdülkadir abi. Zor yani. O zaman Kur'an'a ait mesela icazette veya psikoloji. Ha, telefonunuz bir kapatın. Benim bir şey titredi de. Ondan sonra hatırladım. O zaman yaptığımız dersleri adamlar durdura not almışlar. Alsınlar helal olsun. Sonra baktım gazetelerde, dergilerde ve romanlarda çıktığı için bu tür cümlelere rastlarsınız. Bir müsaade etmişiz yani öyle. Şey yapmamıştır. Eski. Bu mesela defter eski. Ne yazmışız? Onları okuyun. Çocuğun aynı sorunlarını farklı zamanlarda farklı çözümler yapmak çocuğa olumsuz etki yapar. Yani tutarsız yetişir. Hep aynı mana değil. Her cümle farklı. Yani anne babaya hitap ediyor. Çocuk terbiyesi değil de benim bir kitabın belki de üç katı bir kitap olacak
çocuklar hakkında şeyim var, toplamam. Mesela 3-5 yaş arasında çocuğa nasıl davranılır? 5-7-9 böyle yaşa göre. Onun çoğusu Osmanlıca'dan çevirdik. Ecdat. Şimdi onlardan bir tanesi diyor ki, ha çocuk terbiyesi adlı kitap öyle çıksa şöyle yazar. Anne baba terbiyesi, çocuk terbiyesi değil. Çocuk kim terbiye edecek? Ana baba. O zaman ana baba terbiye olması lazım. Mesela aynı suça, aynı hataya çocuğa farklı farklı zamanlarda farklı davranırsanız tutarsızlığınızı koyarsınız öne. Çocukta güven olmaz. İki, namaz kılmadı, bardağı düşürdü, kırdı, ceza aynı. O zaman hata, suç da aynı olur. Çünkü ceza aynı olunca, bakın bardak kırdı, bir tokat, namaz kılmadı, bir tokat, ceza eşit. Ama o zaman ne olur çocuğun ruhunda? Çocuk idrak etmeyebilir. Çocuğun ruhunda namaz kılmamakla bardak kırmak eşit olur. Bedeli aynı çünkü. Yani ne nereye, ne zaman, nasıl davranacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Önceliklerin net ve belli olmalı. Yani bir sene sonra nerede olman lazım? Roket gibi hedefine kilitleneceksin, o zaman etrafı görmesin. Etrafıyla uğraşanlar. Ya böyle dedi, şöyle gitti, şöyle baktı, yan çaktı, düz bitti. Hedefinden kopan insanların özellikleridir. Hedefinden kopmuştur. Hedefine kilitlenen roket, füze nasıl ki etrafı görmüyor, duymuyor. Hani ustadımızın misalinden buldum onu. İşte ben diyor, imanım yanıyor, evladım yanıyor. Birisi çamur takmış. Ne ümmeti var? Var ya böyle. Konuşan hakikattir emirden. O zaman onlardan çıkarttık. Hedefi net olmalı ve belli olmalı. Bulanık olmamalı. Çünkü karar vermede senin haberin olmadan bunlara göre hissedip düşünüyorsun. Yani bilgisayara bir şeyler yükledin. Tara diyorsun, yüklediklerini de tarıyor. Onların dışında tarayamazlar. O zaman sen karar nereye göre veriyorsun bir işte, bir karar vereceksin veya konuşuyorsun. Depodakilere göre konuşmuyoruz. O verilere, o veri tabanına, o datalara dayanarak çıkmıyoruz. O zaman insanların yanlışlarını düzeltmek için yapma, etme çare değildir. Olsa bile geçicidir. İnsanlara döküman ver. Gözünden düşünce ver, girsin. Dokümanları, doğru bilgiler verirse insan onlarla düşünür. İnsan elindeki malzemelerle bina yapar. Ha? O zaman doğru düşünemiyor. Çünkü doğru düşünecek doğruların az. Yani veri tabanın güçlü değil. Elinde ne kadar malzeme olursa o kadar güzel ev yaparsın. Doğruların da bu yönde olur. Çocuk eğitiminde de bu bilgiler rol oynar. Bir şey bilmiyorsun. Bulu çağına erdin, evlendin. Nasıl eğiteceksin doğan çocuğu? Bulu çağına gelip de evlenen hayvani bir duygudur. Hayvanlarda da var yani bu. Ama hakkı hak bilecek, hakkı hak bilip hakka yapışabilecek ve batılı batıl bilip batıldan uzaklaşabilecek ilim, fikir, doküman ve his sahibi olmak lazım. Nerelerde ben ediyoruz? Mesela sigara içiyor. Oğlum biz alıştık lan, sen yapma, tamam mı? Evet, sigara. Yani. Olur mu yani? Ondan sonra bakıyor, tutarsız davranışlar. Kızılması gereken yerde kızıyor. Kızması gereken yerde kızmıyor. Bir civata düşün Osman. Yarama olmuş. Nereye tutarsan tut, diş tutmuyor. Bunun eline çocuk verse, o çocuk ne olacak? Ta 1900'lü Kadir abi bilir o tarihlerde. O 94-95 seninle tanıştığımız.
90'lı gibi. O zamandan beri derdik, o tip kasetlerde var. Yani bir aile okul açılması lazım. Hep derdim çünkü Beşiktaş'taydı o zaman trafik ve sürücü kursu oradan, ehliyet oradan veriyorlardı. O tarihten söylemişim ki o misali veriyordum. Ulan dedim Beşiktaş'ta ehliyet verme yeri var. O zaman oradaydı tek. Ya bu evliliğin araba sürme kadar değeri mi yok ki bir evlilik efendim ehliyeti alınmasın? Niye böyle bir okul yok? Niye böyle bir eğitim yok? Niye böyle bir seminer yok? En az 10 tane ya, 10 tane seminerden sonra sertifika verilecek, diploma verilecek. Ondan sonra evlenir misin kardeşim? Şimdi aileni sağlayan evleniyor. Olur mu öyle şey ya? Olur da bizim gibi uyduruk adamlar çıkıyor işte. Hayattaki yorumların, hayattaki izahların doğrularını ve olmazsa olmazlarını net belli etmen, yazıya döküp ifade etmen lazım. Olmazsa olmazların var mı senin kardeşim? Yani kırmızı bir yeşil hatların var mı? Karma mı yaşıyorsun yani? Ya abi var yani. Nerede? Yazdın mı? Yaz kardeşim. Yaz kardeşim. Net olsun hedefin. İkide bir şey düşünme. Bugün bir tanesini anlattım. Hem bugün etkilediği için bu derse. Kardeşim al A4'ü. A şıkkı. B şıkkı. Ben bu dünyada kul olacağım, olmayacağım. A şıkkı olacağım, olmayacağım değil. Bu dünyada yaşarken olumsuzluklar da çıkacak. Olumsuzluklar hiç çıkmayacak. Çıkacak. Ben bu olumsuzlukları güzele ulaşmak için kullanacağım, kullanmayacağım. Böyle kardeşim tercih listesi yap. İkide bir hayatı yorumlama, yorulursun. Bu sabit olsun. Her aklına geldikçe yaz doğrularını. Bir anda yaz demiyor. Bir anda yazma. Benim doğrular var. Abi her zaman nasıl iyisin? Neşeklisin bugün de öyle değil. İyi misin abi? Nasılsın abi? İyi değilim, çok iyiyim diyorum. Nasıl şey yok? Neyi almayacağım ki? Mesela olumsuzluk ara hakkında bir yazı yazdım böyle deftere. Hani mesleğiden okurken tefekkür ettim. Mana geldi. Ben de yazıyorum. O yani. Mesela oradan bulduğum. Hayatta hep güzellikler var Abdülkadir abi. Hiç negatiflik yok. Yaşanmaz. Hayat donuk olur. Yani hayatta hareket fırsatını sana vermez. Melek gibi, şeytan gibi, hayvan gibi, sığır gibi olurduk. O zaman olumsuz dediğimiz şeyler nedir? Olumlular arasındaki ara boşluklarıdır. Fanus gibi kaba sıkışmaktan bizi kurtarıyor. Hareket sahamızı temin ediyor. Eğer hareket sahan yani hep doğru, bütün doğrular birbirine bitişik olsa nereye göre hareket edeceksin? Hareket edemezsin ki. Bak, şu yazıyı görüyorsunuz. Bu yazı kadar kıymetlidir ara boşlukları. Ha, olumsuzluk işte bu. Bu yazıyı ben nerede yazdım? Evet, beyaz sayfa değil mi? Beyaz sayfa olmasa, aynı bu renkte olsa burada yazı olur mu? O zaman bu yazının ifade ettiği mana ne kadar kıymetli, değerliyse bu yazıyı ortaya koyup gösteren boşluk da o kadar değerlidir. İşte hayatın güzelliklerini anlatan hayatın çirkinlikleridir. Tabii. Yani o kadar güzel ki. Ya bir seyretmeyi becereceksin yani. Acaba bu beni nereye götürecek? Trafik devası gibi. Çok hoş oluyor ya. Bakayım ne yapacak Allah beni. Mesela bir misal vereyim. Yeni geldiğim için söylüyorum yurt dışında. Ramazan. Şimdi beni siteden dedikleri için davetiye oradan gelmiş. Ben kimseyi tanımıyorum. Onlar beni tanıyor. Biraz saçlı bir adam. Havalimanında iniyor kuş gibi. Ha? Şimdi çanta elimde bekliyorum. Kim bakalım koluma girecek? Hiç kimseyi tanımıyorum. Kalmışım orada. Hemen birisi geliyor. Abi hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Ne diyeceğim? Orada beklerken diyorum ki Allah'ım beni şerri vasıta yap. Ya Rabbi hayra vasıta yap. Bakayım beni Allah, hani şöyle diyorum. En zaman istisnasız. Tanımadığım yere gidiyorum. Bakayım Allah beni nerede kullanacak? Kimlerle tanıştıracak? Nelere vasıta yapacak? Bakayım seyrediyorum inan beni ya. Kendi kendimi seyrediyorum. Bakayım ne yapacak beni abi? Ya Rabbi beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unut.
Beni hayra vasıta yap. İhtiyaçlı kullarına beni sevk. Oturuyorum, seyrediyorum. Bakın tıkır tıkır hayat gidiyor. Ama inan seyrediyor, meşhurun değil. Bakayım ne yapacak şimdi? Şuurlu. Meseleyi fark ettiğim çok lezzetli oluyor. Kaydetme zaman zaman onları oku doğrularını. O ve kırmızı hatlarını da çiz. Kırmızı hatların olsun. Çoğunlukla bir kavganın sebebi benimle kavga ediyor akrabam veya yakınım hanım. Doğrularımı kırmızı ve yeşil çizgilerimi bilmemelerinden kaynaklanıyor. Mesela benim akrabam, eşim, dostum, cumartesi bunun dersi var. Bu dersinden başka hiç taviz vermez. Bu derse gidecek ya. O zaman akrabalık bağlarını, misafirliğini ona göre erer. Beni zor durumda koymaz. Ve ilan etmişim ben. Cumartesi dersim vardır. Misal. Senin doğruların ve yanlışların belli olmadığından onlar senin hudutlarına geçiyor. Seni bağırttırıyorlar. Onların neresindesin gibi, doğrularının yanlışları neresindesin gibi, oto kontrolün olur. İkide bir kendine bakarsın. Kendini kendinle daha iyi seyredersin. Kendini mesela bu notlarım da kaç sene önce yazmışım mesela. 2006'da yazılmış bu. Şimdi bakıyorum da çoğu şeylere ek konuşma ihtiyacını duyuyor. O zaman kendini kendinle seyrediyorsun. Hayatı yorumlayıp ifade etmen lazım. Dünyada her şeyin çok iyi gideceğini beklemek gerçekçi değildir. Yani evleneceğim veya iş kuruyoruz ortaklık çok iyi gidecek. Bu gerçekçi bir beklenti değildir. Makul ve mantıksal bir beklenti olması lazım. Beklenti çıtanı çok yüksek tutma ki rahatsız olmayasın. Makul ve mantıklı beklentilerin içinde olmalısın. Sorun odaklı olmamak lazım. Adeta cennetten bile rahatsız olup kusur bulan tipler de az değildir. Mesela çok ürü varmış yani. Hocam olur mu? Cennette kusur arayın. Bazı tipler var ki Müslüman diyorum ha bu kafir değil yani. Allah Resulü yaşasaydı belki de kafir olacaktı bu Müslüman. Çünkü hikmetini bilemediği Allah Resulü'nün hareketlerini bile kusur arayacaktı. Öyle tip, hep kusur, negatif, dikeni arayan tipler var. Ya arkadaş hiçbir iyilik yok ya bu dünyada. Hiç mi bende iyilik yok ya? Hiç mi istifade etmedin canım? Hep bu mu yani? Koca Hasan'ı, yani bununla mı tanıyorsun sırf ya? Yani hanımın sırf bu mu? Ya, ortağın bu mu? Veya kendin? Hep sen bu musun? Hep bu musun ya? Çözüm odaklı olmalı ki Allah Celle Celaluhu çözümleri nasip etsin. Yani insan meyilleri, düşünceleri celbeder bir özelliğe sahipmiş. Mıknatıs gibi. Ağaç da öyle. Ağaç da öyle. Ne yapar? Yağmuru celbediyor. Yağmuru celbediyor. Oğlum bir kereste ağaç bile rahmeti celbederse insan işte enayne zinnatı bana nasıl iman eder? Benden beklentileri nedir? Benden ne umuyor? Onlara göre Allah muamele ediyor. Bu tiplerin muhakkak düşmanları olmaları lazım. Yani tenkitçi, negatif odaklı insanlar nasıl bir tiplerdir? Mutlaka düşmanla yaşarlar. Yani mutlaka bir yeri zarar verirler. Yani düşman olması lazım. Yok yaşayamıyor. İlle münakaşa edecek. İlle negatifliği bulacak. İlle eleştirecek. İlle ama ille. Yani mümkün değil. Yaşayamıyor adam ya. Pisliksiz yaşayamayan bu çöplük böcekleri gibi yani. Birilerine çatmaları lazım. Tiplerdir bunlar. Birbirine çatacak yani. Sadece bir tip. Model yani. Çocukları hep nasıl
eğitiriz yerine, çocukları hep nasıl eğitiriz yerine, kendimi nasıl eğitirime kafa yormalı. Nasıl istiyorsan çocuğa, onu sen yaşa ki, o zaten ders alıyor. Tabiatta negatifler aktiftir. Devam. Mikro, gezegenler, şerle, şeytan. Ay şimdi çıktı, Kur'an'a yemin ederim ki. Ramazan çıktı, Allah şahidim olsun. Yalana şahit olmaz. Çıktığı günün ertesi gün şeytanı hissettim. Vallahi bir ay benim hatırıma gelmeyen şeyler, istemediğim şeyler vallahi de billahi gelmeye başladı. Şeytan ya dedim ya Rabbi, bu kadar mı belli oldu şeytanın bağlı olduğu. Ramazan'dan çıktı adeta her şey. Acayip bir şey ya, ben herkes hisseder eğer dikkat ederseniz. Bakın duygularınıza, Allah Allah ya. Hakikaten birileri serbest kalmış. Kötülüğü yapmanıza gerek yoktur. Olması gerekenleri yapmamak yetiyor zaten kötülük için. Ustadımızın misali, gemiyi tutma vazifem vardı. Hiçbir şey yapmadı. Yaptım, tutmadım. Gemi batar. Bakın diyemezsin ben geminin altına dinamit mi koydum. Ben mi bindirdim karaya diyemezsin. Ne yaptın? Yapman gerekenleri yapmamakla yaptın. Onun için kötülük yapmana gerek yok. Doğruyu yapmadığını zaten kötülük yapıyorsun. Ara boşluk yok hayatta. Hayatta boşluk yoktur kardeşim. Ya sen dolduracaksın hayatını ya da birileri dolduracak. Unutma, zaman geçmez. Zamanı kullanabilirsen sana mal olur, seni inşa eder, malzeme ön olur ahirette. Zamanı kullanamazsan zaman seni kullanır, zaman geçer. Negatiflik, olumsuzluk, musibetlerin, pozitifliğin zeminidir. Bak negatiflik, yani ölü toprak hayatın zeminidir. Karanlık ışığın zeminidir. Negatiflik müsbetin zeminidir. Tarlaya aylık otu ekmene gerek yoktur. O zaman kanuniyet itibariyle vardır. Zeminini bulursa büyür. Aylık otu var ya böyle zararlı ot. Ekmene gerek yok kardeşim. Doğru ekme, diken büyür, aylık otu da büyür. Bakmasın yetiyor yani, şer ekmene gerek yok. Evliliğe de, dershaneciliğe de, bak, bunlar hep tecrübe, hayatta aldığım şeyleri yazmışım. Hakemlik yaptığım yerde veya dershanecilikte, evliliğe de, dershanecilikte de, iş yerinde de devamlı yatırım yapmak lazım ki, aylık otları büyümesin. Yatırım yapacaksın kardeşim. Hep misal veririm. Böyle heyecan var böyle. Askerden gelmiş evleneceğim. Kızlar çiz yapar, bilmem ne yapar. O halet. Evleniyorlar. İlk 6 aya yeter. Kızdan falan erkekten. 6 aydan sonra o cicim günler bittikten sonra o evlilikteki kızın getirdiği psikoloji yatırım eve, erkeğin getirdiği yatırım bir derece hamur olup bir şirket oldu. Bir atölye oldu, imalathane oldu. Ama ondan sonra hala geçmişteki bekarlıktaki duygularınızı, evliliğin ilk günlerindeki duygularınız da çocuk geldi, 5 sene geçti, 3 sene geçti, evliliği götüremezsiniz. Çünkü devamlı hadiseler yenileniyor, her gün bir sorun ekleniyor eve. Evliliğe de yatırım yapacaksınız. Bir oda düşünün diyor usta Kuddüs isminde. Kapalı olsa, bakılmazsa 15 gün hiç kimse yok. Kapalı olsa girin 15 gün sonra silmeye ihtiyaç duyulur. Pis olur, kirlenir. Hiçbir şey yapmasan bile. Onun için evliliğe devamlı yatırım yapacaksın. Enes diyor ki mesela abi nasıl yatırım yapacaksın? Kardeşim öyle derslere geleceksin, dersleri dinleyeceksin. Bilemiyorsan bilene soracaksın. Ayette öyle diyor, bilmiyorsan bilene sorun. İttiba edin veya bunları indirin, okuyun, dinleyin. Ama şu var. Meşhuret ediyorlar.
kendi doğrularını teyit etmek için, vicdanını rahatlatmak için beni kullanıyor. Veya uydurup sapık olmayan, sapık bir doktor, tıp noktasında reçetesine ittiba ediyoruz. İlacını kullanıyoruz, tamam mı? Peki isabet etmese yan tesiri çok. Geri alamazsınız ilacı. Yedin, içtin yani, yuttun. Ya arkadaşlar bunlar yan tesiri yok. Niye onun arkada bana itimat etmiyorsunuz? Niye dediğime beni bir şey yapmıyorsun? Kardeşim bu ne? Nur dersindeki o taşınacak duayı indir, okunacak duayı taşı. Haftada bir gün en az derse git. Her gün en az 10 dakika evinde Risale-i Nur oku. Hayatta güzel yorumlamaya çalış. Müsbete bak. Mümkünse diyor usta üst uzan. Öğlünden geldi kadar suyuzan be kardeşim ya. Asit kuyusu musun be kardeşim? Acayip bir şey ya. Ben yaşadığımı söylüyorum. Öyle, öyle babalar var ki, öyle erkekler var ki, eve gelmeye başlayınca hanım, çocuklar, efrat divan altı arıyor. Bunun böyle baba olur mu ya? Herkes kaçışıyor ya. Aman ha. Çıktım evde, of be. Böyle baba olur mu? Sen asit kuyusu musun kardeşim ya? Sen despot musun? Sen firavun musun ya? Ne biçim insansın sen? Ne biçim kafa taşıyorsun lan? Senin hanımın lan, senin evladın ya. Senin gitmeni istiyor ya. Nereye gidecek peki? En çok işte bu tip çocuklar aşık olur, gayrimeşru dışarıya düşüyor. Evde sevgi bulamayınca başkasının küçük bir sevgisine oltasına geliyor hemen. Hemen kaçıp da gidiyor. Ondan sonra abi ya bizim çocuk kaçtı bilmem ne yaptı, şöyle yaptı. Onun artık takdimi aldı. Ne yapacağız ki? Böyle dalil amin, suç senin. Şimdiki zaman müstakildir. Şimdiki zaman. Geçmişte bağlama. Ya geçmişte böyle yapmıştı ha, arkadaşım, Nurcu kardeşim, hanımım. Böyle demişti. He bu olay da müstakil düşünmüyor. He bu olay var ya bu olay. He buna bir şey, bununla alakalı ben o zaman bunu anlamamıştım. He bu olay demek ki aynısı var. Başka hiç alakası yok. Ustak buna cerbez ediyor. Yani şimdiki olayları geçmişte bağlamak adeta ustak kaç senesi? 40 yaşını. Kaç? 50 sene. 50 sene tükürdüklerini varile koysam, varil var ya petrol varil. Kaba. 50 sene tükürdün Osman. Tükürdüğünü koysan. 50 senede biriken tükürükler sen içine düşse bu olmaz mısın? 50 sene kaçırdığın gazı özür dilerim. Bir anda senin yatak ondağında bırakılsa Saddam'ın kimyasal bombasına benzemez mi? Adamı zehirler lan. Senin yoğun bakımı alsalar bile kurtulamazsın. Niçin söylüyorum? Peki o zaman niye dokunmadın? Zamana yay. Bakın tükürük de, gazdır, kötülük de zamana yay. Birleştirme. Birleştirme. Çıkamazsın. O her bir olayı müstakil düşün. Çünkü yaşı, konumu, psikolojisi hepsi parça parçadır. Ondandır ki hayatın her safhası ihlaslı istenmiyor. İhlaslı adam değil mi? Bir çırpıda böyle kalem gibi. Öyle değil kardeşim. İniş çıkışlarla. Kalp entegresi gibi. Ama çıkışı çok fazla olursa iyi adamdır. Çıkışları aşağıda fazla olursa kötü adamdır. Hata. Hata yapar kardeşim. Peygamberlerde bile isme sıfatı olduğu halde zelleleri vardı. Zelle. Mesela denize atılan peygamber hangi peygamber? Yunus. Ne atılmış? Hemen ne yaptı? Ve zenuni izle ve mugadiben. Ne yaptı canım? Tak diye sesini yakaladı. Niye? Hatay'a gelmiş rivayete göre. Bilmem kaç sene tebliğ etmiş. Ya bunlar adam olmaz dedi. Allah'tan emir almadan icret etti. Cenab-ı Hak da zalimin eliyle denizin içine attı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Ebu Bekir redallar ne diyor? Ya Resulallah icret gelmedi mi? Emir gelmedi. Bakın gitmiyor. Ne yaptı o? Zelle deniliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da 10 tane Hazreti Ömer radıyallahu'na çatışma şeyi olmuş. Allah Hazreti Ömer'i haklı çıkarmış 10 yerde. Mesela münafığın namaz meselesinde. Coşarak Hazreti Ömer radıyallahu'na Firavun namazda Allah Resulü İmam
Hazreti Ömer arkada, bu Ömer ya, çok hoşuma gidiyor fıtratım. Benim acaba neslim oraya mı gidiyor? Sert diyorlar. Şimdi diyor ki, canım Peygamber Aleyhisselam ayette, Firavun böyle dedi, Musa böyle dedi, Firavun böyle dedi, Musa böyle dedi. Al, Hazreti Ömer arkada, o anda tabii celalleniyor. Firavun enne rabbukumun âlâ deyince, tamam mı? Ben sizin âli bir Allah'ınız değil miyim? Ta haşa. Vallahi her zaman olsam kafanı alırdım diyor. Öyle namazda. Kafanı koparırdım diyor Hazreti Ömer bu. Yani dayanamıyor. Ondan sonra böyle hakaret şey yapıyor. Kontrol tabii. Namazdan sonra selamun aleyküm. Ya Allah namazını iade et diyor. Vahiy geliyor. Ondan sonra diyor ki hayır arş adaya vurdu diyor. Allah benim namazı kabul etti ya. Ya Muhammed. Oradan çıkıyor işte. Namazda şimdi coşma anda Allah veya hey falan namazı bozmaz. Ama iki tane harf çıksa bozar. Mesela hava sıcak. Tozlar gözüküyor, uçuşuyor böyle. Burnuma gelmesin diye. Bana çok oluyor da. Elimi götüremiyorsun, tamam mı? Şimdi bir rekatta iki defa kaşınabilirsin. Bir yaptın. İki yaptın. Aynı rekatta üçüncü yapamazsın. Bozulacak namaz. O zaman iki yap. Bitti. Namaz bitti. Namazda inip çıkarken mesela pantolonu iki yerle böyle çeksen tak. Böyle çektin ya. Tak. Namaz tak etti. Secdedesin. Seccade bozulmasın diye. Seccade adına namazını bozuyor. Seccade bozulmasın diye kalkarken iki ayağını arkadan tak ikisini kaldırıyor. Tek kaldırmak tahammül etmiyor. Bak bir şey bozulmasın diye ötekisini bozuyor. Bu arada da lazım olsun diye misaller veriyorum. Geçmişle bağlama her an müstakildir. Olayların birbirine bağlıyoruz. Biz birbirine bağlıyoruz. Geçmişine tövbe, geleceğine kafa yor. Geçmişine tövbe, geleceğine kafa yor, şimdikine sabret. Seyret olayları, bakın ne yapacaklarınızı. Küçük bir zarar zannıyla gelecek büyük zararlara davetiye çıkarıyoruz. Akrabalık ilişkileri zevk tuzağına dönüşmemesine dikkat et. Akrabayız, haram selam dikkat etmeyince artık sonunu siz hayal edin. Zevk tuzaklarına düşülüyor sonra. Karma. Bizim yaylalarda hayvanların çiftleşme zamanında koç katımı derler böyle. Böyle olur. Çok özür dilerim ama Allah boşuna hükmetmemiş haramlık selamlık. Akrabalık bağlarında sonra zevk tuzakları oluyor. Ondan sonraki akıbeti ben biliyorum. Ha buraya bir yer ben biliyorum. Ben biliyorum. Aklım durur. Boşuna yazmamışız. Münasebet, ilişki ihmaline kaynaklanan duygusal boşluğu meydana getirmemek gerekiyor ki o arkadaşım veya eşimin o boşluk ihtiyaca dönüşüp başka seçenek aramalarına vesile olmasın. Bir daha okuyayım. Münasebet, ilişki ihmalinden kaynaklanan hanımımla, arkadaşımla, eşimle münasebetle birbirimizin ihtiyacını doldurmamız lazım. Tek Allah'a mahsustur. Münasebetlerde, ilişkilerde ihmalinden kaynaklanan duygusal boşluğu meydana getirmemek gerekiyor ki o arkadaşım veya eşimi o boşluğa ben itip ihtiyacına vesile olup başka vesile aramasın. Sonra o boşluğunu doldurmak adına başka şeylerle veya kişilerle doldurmaya ihtiyaç duyar. Buna fırsat ve zemin oluşturmamak gerekiyor. Eşin, arkadaşın sıkıntısını, seninle yaşadığı problemleri seninle paylaşabiliyorsa
çok güzel bir adımdır. Demek ki sana açabiliyor. Eğer sorunun yarısı çözülmüş demektir. Eğer sana sorunu açamıyorsa sorun sensin demektir. Sorunu sana açamıyor. Bu ilişkiyi fırsata dönüştürmeli. Hiçbir şekilde ne yaparsam öç alırımı tercihlerinde seçenek olarak olmasın. Seçeneklerinde ben bunu ne yaparsam böyle intikam alırım, cis ederim, mecbur ederim bana uymaya diye sakın seçeneklerinde intikam tercihin olmasın. Benim içim yanarak çok kişilere bunu uyguladım, muvaffak oldum. Karşıki tarafı mağlup etmenin en büyük yolu onun yaptığını yapmamaktır. Karşıki tarafı mağlup etmenin en güzel yolu karşıki tarafın yaptığını yapmamaktır. İntikam, haset, kin, adavet İslami bir sıfat değildir. Düşünceye ayırdığın zamanında kontrollü olsun. Misal, 5 dakikalık meseleye 1 saat verme kafanı. Düşüncelerini bile kontrollü yap. Mesela bazıda var. Böyle bir saat verdi. Hadi verdim 10 dakikalık şey. Ertesi gün tekrar. Hadi bak. Düşüncem bile kontrollü olsun. Bir lok olma kardeşim. Bir böyle düşünüp yığ böyle. Tekrar ötesi gün al malzemeyi tekrar böyle. Tekrar böyle. Bu ne ya? Yaşanmaz ki ya. Yaşanmaz be kardeşim. Sabrını şimdiki zaman hasret ya. Elindeki haritana dikkat et. Ben çok hoşuma gidemişim. Koordinatlar değiştirilmiş mi? Ben buradan gitmiştim arkadaşlar. Geldim haritama baktım ki koordinatlar değişmiş. Haritamı değiştirmişler benim. Hayat haritamı. Kırmızı hatlar yok. Yok olmuş. Yeşil bölümler kaybolmuş. Olmazsa olmazlarım yok. Birbirine karışmış. Hiçbir şey çok geç kalmış sayılmazsın. Ya geç kaldık kardeşim biz evlendik ya. Hayır. Hiçbir şey geç kalmış sayılmazsın. Hemen şimdi adım atarsın. Şimdi adım at. Geç kalmamış. Bu akşam mesela. Ama hayatın şöyle olmasın. Virajlar, zıkzaklarla dolu. Güven vermiyorsun. Hayatın yanlış da yoksa düz olsun. Hiçbir şeye çok okudum. Mutlu olmak, becermek bir sanattır. Mutlu olabilmek, bunu becermek bir sanattır, bir kültürdür, bir eğitimdir, bir destek almaktır, yardım almaktır. Çoğu insan ayağı kırıldığı zaman hiç umurunda değil, gider doktora. Tamam? Kafa sağladığı zaman gider doktora. Öyle mi arkadaşlar? Ameliyata yatar. Bundan hiç utanmaz. Psikoloji noktasında tedaviye utanır. Çünkü efkar ameliyatı yaşıyor. Bu başkasını yaşıyor. Deli derler buna. O zaman sen kendini yaşamıyorsun. Nasıl ayak kırıldı doktora gitmek normalsa psikolojiye, psikiyatriste gitmek normaldir. O kadar normaldir kardeşim. Bu biyolojiktir arkadaşım. Ben bile, ne olacak ya bu kadar müsbet hep düşünüyorum, müsbet yer değil. 96'da başıma gelen feci akıbetten dolayı vücut çökmüştür. Hiç kıpırdayamamışım. Yanımdakiler uyandırıyor, abi namaz. Tamam. Namaza kalkıyordum, vallahi. Ne yaptık o zaman? Serotonin denilen bir madde eksilmiş, salgılaması. Hapını içtik, kaç tane içtik, bir ay mı? Ondan salgılama normale gitti, tamam. Start verdi yani. Kardeşim herhangi bir biyolojik organ ya. Beyindeki salgılama belirli bir sekteye uğradı. Ne var yani? Deli miyim ben?
değil bir şey ya. Niçin böyle oluyor? Başkasını yaşıyorsun Allah'ın. Cemiyetin tesirindesin arkadaşım. Cemiyetin elbisesini çıkar biraz. Mutlu olmak, becermek bir sanattır, bir eğitimin meyveleridir. Mutlu olmak, problemsiz olmak değildir. Onunla yaşamayı alışmaktır. Mutlu olmak, problemsiz olmak değildir. Probleme, sıkıntıya alışmaktır. Onunla beraber yaşamayı becerebilmektir. Onlarla savaşmaktan vazgeçip sana verdiklerini görmektir. Ustadımızın misali, yaban arılarla uğraşma. Daha çokmuş uçuşur. Arı saldırmasını gördünüz mü? Bende olmuştur. İstirahmet İslam abi, yapma Hasan Hoca, yapma, kıpırdama dedi ya. İyi hadi. Ama dolaşıyor abi. Dolaşsın. Abi abi. Sakın kıpırdama, bedelin çok ağır olur. Arı saldırısına uğradım, tecrübemi söylüyormuş. Tamam, ustak diyor ki kıpırdama. Tamam. Nur gibidir, nur gibi, hava gibidir, su gibidir. Tamam. O zaman baktılar ki lan bu bizim düşmanımız diye çekip yavaş yavaş gittiler. Birisi de vardı Ömer Hoca. Her tarafına girerek bitirdiler ve kıpırdamadı. Ama birkaç tane soktu çünkü böyle yapınca. O bağırdı bana, bağırdı o korusun diye. Ne demek istiyorum? Onlarla savaşmaktan vazgeçip sana verdiklerini görmektir. Çünkü sıkıntılar trafik debaları gibidir. Sağa dön, çökme, viraj var. Seni bir yere taşımak içindir. Mutlu olmak, onu bulmak değildir. Onun farkına varmaktır. Orası da sensin. Mutluluk yeri burada. Sende. Hariçte arama. Öyle bir yer yok. Hariçte arama, sende gizli ortaya çıkması lazım. Neyi sevdiğini fark edip bilen mutluluğa adım atmaya başlamıştır. Neyi sevdiğini biliyor musun? Senin önceliklerin başında kim geliyor? Allah. Peki adım ne attın Allah ile münasebetinde? Mesela Allah'ı seviyoruz. Size bir tane misal vereyim. Ramazan'da Osman Kaya günde bir cüz okuyor muydun? Hepimiz okuyorduk. Yaptığım bir şey söyleyeceğim ki size tesir etsin. Bugün Ramazan'ın sonu kaçıncı gün? 3 mü? 3. Arkadaşlar bak, bir hızla gidiyorduk. Bir cüz. Hiç inme, yarım cüze inme. Devam et. Gene aynı cüzü bir günde okumaya çalış. Nasıl bir start almışsın ya? Düşürme. Düşürme ya. Ben yapıyorum. 3 günden beri bir cüze devam. Her gün yarım cüz okuyordum ya. Diğer günü. Şimdi bugün 3. gün 3 cüzüm de olmuştur. Allah hamdolsun. Yani Ramazan'da her gün bir cüz okuyorduk. Bir şey anlatmak istiyorum. Yakaladım bir şey. Bırakma. Ne zamana kadar? O seni bırakana kadar. Devam. Start verdin çünkü. Güzel. Alışmışsın zaten. Mesela 6 gün Şevval orucunu hemen tutmak lazım. Sonra tutamazsın. Sevgi, mutluluk aslında haricin batınlarının zemini olmasıdır. Onların batınların ortaya çıkmasının zeminidir. Bulunduğun ortamın mutlu değilse senin de mutlu olman zordur. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bana aittir tabii. Zahir değil, batın söyleyeceğim. Bak zahir değil, batın. Zahir aynı kabul ediyor. İlim okuyarak bilgi yüklenirsin. Ezberlersin, tamam mı? Doldurursun kafayı. Bu zahir Enes. Okuyar, batını söylüyorum şimdi. Okuyarak, dinleyerek vesaire kafaya bir şey girmiyor. Kafaya bir şey giydiği yok. Ne diyorsun ya? Öğrendik, ezberledik. Bak, batın lügatını söylüyorum. Okuduklarımda bende var olanlar ortaya çıkıyor. Okuduklarım, gördüklerim bendekini inkişaf ettiriyor. Örneğin, toprak çekirdeğin içinin dışa çıkmasının zeminidir. Yoksa toprak çekirdeğin içindeki programa değişiklik veremez. Çekirdeğin içindeki program, ağaç programının ortaya çıkmasına zemindir toprak.
Aynen bunun gibi de insan bir çekirdeğe benzer diyor usta. Çekirdeğiz biz kainatın, bütün hakikatların. Okuduğumuz Kur'an, bilgiler, batın lugatını söylüyorum. Okuduklarımızla yüklenmiyoruz, var olanı uyandırıyoruz. Dev uyanıyor. Çünkü bunlar hep sende var zaten. Kafayı böyle sallaman, zaten okuduklarım sende karşılık bulmasından oluyor. Su veriyoruz. Evet, çekirdeğe su veriyoruz. Çekirdeğe toprak basıyoruz. Çekirdeği güneşe tutuyoruz. Driver'ları yapıyoruz. He? Bizdeki driver'ları yapıyoruz. He tamam işte. Programlar ama driver'lar. Yani batın lugatı bu. Şimdi karşıma çıkacaklar. Abi ne diyorsun ya bu kadar şey be. Onlar yani zahir tamam. Hani Azrail Aleyhisselam'a ait bir misal vermişti de ortalık karışmıştı. Ama dedim kaçırıyorsunuz bak batın lugatını söyledi. Onun için anlamayanlar tamam tamam haklısın ya. Tamam dik lisan olmuş. Şaşırmışım ya kusura bakma öyle mi ya tamam. Kusurumu kabul edince tak diye bitiyor. Tamam abim benim her şey biter. Haklısın bitti. Bulunduğun ortam mutlu değilse mutluluk arama. Kendini mutlu arama. Senin ailen, efratlar mutsuzsa sen mutlu olamazsın. İşçilerin ihtiyaçlıysa sen mutlu olamazsın. Etrafındakiler muhtaçsa sen huzurlu bulamazsın. Etraftakileri memnun etmedikçe. Bulunduğun ortamın mutlu değilse senin de mutlu olman zordur. Bir şeyin sevgisini yakalamak bedeli olsa gerek. Bir şeyin sevgisini yakalamak bedeli olsa gerek. Bedeli vardır. Yani beni sevmesini istiyorum hanımımın, çocuklarımın. Bedeli var kardeşim. Dutturu zutturu yaparsan burnunun doğrultusunda kusura bakma hiç kimse seni sevmez. En başta seni sevmeyecek kişi sensin. Kendine nefret edersin. İnsan sevmek ihtiyacı olduğu gibi sevilmek de ihtiyaçtır. Sevilmeyi bilme, bilinmesi var ya, mesela beni Emre beni seviyor. Ne kadar bir duygu getiriyor? Misal vereyim, en zirve. Allah'ı sevmenin bedeli vardır, imandır. Lezzet alırsın. Ama ondan daha lezzetlidir. Bak Allah'ı sevmekten daha lezzetlidir. Ne? Allah beni seviyor bilgisi veya şuuru ve alameti. Allah beni sevmesini ben bilmem. Allah beni sevmesini benim bilmem. Allah'ı ben sevmemden daha lezzetlidir. Peki Allah seni seviyor. Nereden biliyoruz? Hayırlı işleri sana nasip ediyorsa Allah seni seviyor. Doğru yol seni bulmayacaktır. Sen arayacaksın. Galiba biz bedelini ödemeden sevgi istiyoruz. Bana öyle geliyor. Bedel ödemeden sevgi istiyoruz gibi geliyor bana. Salıncakta sallanabilmek için bir ileri bir de geri gitmek gerekiyor. Bunu Çatalca'da ilk kardeşim bir şeyinde yazdı. Orada anladım. Muzaffer kardeşin şeyler bir yazdığı gibi bir yeri var. Kapısında sancak var. Abi sallan dedi. Oturdum. Hani sallan? Abi öyle sallanmaz ya. Adım at abi dedi sevgiye. Ula ne diyor bu ya? Abi hareketle baş. İlk önce senden bekliyor hareket. Ne yapayım kardeşim? Abi bilmiyor musun? Söyledim. Abi hareketlenmek için sen hareketlendireceksin. Bir. Aa sadece gidip gelmeye başladı. Bir dakika durdurun dedim, defterimi getir. Sallıcakla sallanabilmek için bir ileri bir de geri gitmek gerekiyor. Hayat gibi. Hayat da böyle. Adım atacaksın. Adım atmadan kimse sana adım atmayacak. Seveceksin. Sevilmek için. Değer istiyorsan değer vereceksin. Tamam. Sallıcak gibi unutma. Tamam mı? Hayatın içerikleri. Ulan ne diyor bu ya? Hayat kendisi hep ibrettir. Son şey okuyorum. İmam-ı Gazali, kim de ne aldımsa söylüyor. İmam-ı Gazali diyor ki, rahmetullahi, çok hoşuma gidiyor ya. Hocayım, bak. Günahları peşin, sevapları taksitle yapıyoruz.
Gazali. Gazali Hazretleri sözüdür bu. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. Gazali yine bu. Çıktıkça yorgunluğumuz artar, nefesiniz daralır ama bakış açınız genişlenir. Dağa çıkıyorsun ama nefes nefes ama bütün şehir ayağın altında. Yaşlılık buna benzetiliyor. Nefesin daralır ama görme alanı genişlenir. Tecrübe. Bir ağaçtan milyonlarca kibrit yapılır, bir kibrit ise milyonlarca ağacı yok eder. Bir ağaçtan milyonlarca kibrit yapılır. Ama tek bir tanesi bütün ormanı yok eder. Ne demek istediğimi anlıyor Osman. Allah katında yerini öğrenmek istiyorsan, bir daha söyleyeyim, okuyayım. Allah katında yerini öğrenmek istiyorsan, onun kendi katındaki yerine baksın. Allah katındaki sevgini istiyorsan nedir? Sen ne kadar seviyorsan Allah'ta da o kadar vardır. Kendi sevgisine baksın diyor. Allah bizim gibi müdür daha çok sever? Evet tabii ondan bekleriz de. Ama bu da bir hakikat. Ben namazda bile Allah'a zor hatırlıyorum. Allahu Ekber. Oho. Allah selamu aleyküm ve rahmetullah. Aa, namazdaydık. Namazda ben Allah'ı zor hatırlıyorum da namaz kılmayan koca günde Allah nasıl hatırlar? Peki Allah hatırlamayan bir hayatta Allah'ın hakikatinde ne kadar yerin var? Dünyada birçok toplum vardır ki doğruya akılları yoluyla değil mideleri yoluyla iletilebilir. Gazali'den okuyorum. Bunu şimdiye kadar okudum hep onu. Nasıl bir hayvan sürüsünün önünde biraz ot götürüp ahıra girmeleri sağlanıyorsa, bu durumdaki insanların imana alışmaları için çeşitli cezbetme yollarının denenmesi gerekmektedir. Mesela hayvanı ne yapıyorsun? Ahıra getireceksin. Otu aldın eline. Sığır ahıra basıyorsun. Neyle? Otla. Hayvaniyet duygusuna mahkum olan insanları da ahıra veya eve getirmen için bazı cazip şeyler sunman lazım. Allah Resulü'nden okuyoruz. Diyor ki, yani hayatında görüyoruz ki, tebliğ etmeden önce mutlaka bir ikram etmiştir. 19. mektuba bakın. Sofra kurmuştur, yedirmiştir, içirmiştir. Dua etmiş, yağmur yağdırılmıştır, yağmuru kesmiştir. Yani direkt bir şey yapmadan pek vermemiş. Çok istisnadır. Aslında ben bir şey duymuştum da, İbrahim Aleyhisselam böyle bir kavmi yemek veriyor. Halil İbrahim çabası var, onu duydunuz mu siz? Evet. Secdeye getirmiş. Evet. Öyle bir şey var. Var. Yani aç, yemek istiyorlar. He. Demiş ki, benim Rabbime, efendim, secde ederseniz bir defa yedirin. İki tane oluyor bu ayrı ayrı. Bir tanesi şu. Ya demişler, ya bu ihtiyar adam kalbini de kırmayalım. Daha çoksa biz Rabbimizden dönecek değiliz ki. Ne abi secde etsek bunun Rabbini, hem de açız yani. Hem bu ihtiyarı da memnun ederiz, hem de karnımızı doyururuz bir defa. Ondan sonra tam secde edince, ya Rabbi ben bu kadar yapabildim. Bundan sonra hidat etsem edeceksin. Pat kalkınca hepsi Müslüman. Başka bir tanesi de Rabbime secde edersen veririm demiş. Ben 70 seneden beri demiş secde etmedim. Bundan sonra seni bir yemek için secde etmem demiş. Çekip gitmiş. Cenab-ı Hak demiş ki ya İbrahim bana 70 seneden beri isyan etmiş bir defa rızkını kesmedin. Sen bir defa senin isteğini yapmadı diye niye ikramını kestin? Hemen arkasından koşuyor böyle aman aman geldi falan. Ne oldu dedi, benim Rabbim böyle diyor. Tabii ki o da benim Rabbimdir diye iman etti. Sonra demişler ki niye? Bu ne biçim Rab ki Allah ki bu kadar sınırlar, bu kadar saltanatı içinde benim bu halimi nasıl gördü demiş. Onun düşüncesi öyle. Hemen demiş en sevgili kulu peygamberine itap etti benden dolayı. Hemen iman etmiş. Ağaç
doğrulmadan gölgesi nasıl doğrulabilir? Bak gölgesini görüyor musun? Görmüyorsun. Şimdi bu yamuk. Bu yamuksa gölge de yamuk. Bu doğrulmadan gölge doğrulur mu? Doğrul ki çocuğun doğrulsun. Doğrul ki hanımın doğrulsun. Doğru ol ki doğruluk gözüksün. Yamuk doğrulmadıkça gölgesi doğrulmaz. Düşmanlarına karşı savaşanlar dostlarıyla, bunu 22. mektupta yazdım. Düşmanlarına karşı savaşanlar dostlarıyla dalaşacak vakit bulamazlar. Düşmanları belli olup onlara karşı savaşanlar dostlarıyla dalaşamazlar. Yok kapa çaldı. Haşını çaldı. Onlarla savaşamazlar. Zamanları yok. Dostlarıyla dalaşanlar ise düşmana karşı savaşamazlar. Çünkü vakitleri yoktur. Dostlarıyla kavga ediyorsan düşmanlarla ne zaman kavga edeceksin? Zaten bu şeyi gideriyor. Mesela. Peki bunu müsbete kullanalım. Sağda solda arkadaşlarımla muhabbet eden, çay ocaklarına giden, ha ha ha, lay 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 lay, lü 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 yapan o ihtiyacını giderir. O ihtiyacı giderince hanımına sevgi paylaşması kalmaz. Örneğin bugün bir tane aradı. Onun için örnek vereceğim. Abi diyor, benim hanım hizmetten hizmete koşuyor. Bak aynı. Ama acayip, müthiş bir diyor müsbet, pozitif enerji dolu. Fakat diyor bütün hepsini işte ablalık yapıyor, koşturuyor. Fakat bu müsbet enerji kalmıyor. Eve geliyor diyor, surat asık diyor. Ne annelik yapabiliyor, ne anılık. Ya bunu nasıl yapacağız diyor ya. Biraz müdahale edeceğim. Hizmete. Hizmette mani olacak, bu kadar kişilere mani. Ama etmesem aile yuvasına mani. Bakın bu kadar dolu dolu olan kadını gel bırak eve otur dersen, o enerjiyi evde boşaltacak zemin olmadığından buhran geçirir. Tamamen orada bıraksan vazifesini unutur. Dengeli yapacağız. Ne yapacağız? Oradaki işini belirli bir seviyeye indireceğiz. Buradaki işine daha çok pozitif zaman ayırsın. Koparmayacağız. Bedeli ağırdır. Sonra bağıracaksın. Ne yapacağız? Nasıl düzelecek? Böyle dalin amin. Yani denge çok önemli ya. Felaket tellallarından uzak dur. Abi duydun mu? Ne? O şöyle oldu, şunun kanadı koptu. Hep kötülükleri nakleden insanlarla oturmayın. Çözüm sunmayan, eleştiri yapan kişilerle oturup kalkmayın. Gitme kardeşim oraya. O cemaate de gitme. Gitme, günah bana olsun. Gitme kardeşim. Eleştiri üzerine hizmetini kuranlarda hizmet olmaz. Hezimettir o. Felaket tellalı. Safi zihinleri bir usta değil mi? İdlal eder. Son cümle. Kendini denetleyen yine sen olma. Küçük dünyanı büyük zannetme. Her şeyin olsa bile her şeyden zevk alacak ruhun kalmamışsa onların hiçbir manası yoktur. Bir daha söylüyorum, malı ve serveti çok olanlara, her şeyin olsa bile her şeyden zevk alacak ruhun kalmamışsa, zevk alacak ruhtur. Her şeyin olsa bile her şeyden zevk alacak ruhun kalmamışsa onların hiçbir manası yoktur. Mercedes'te otursam bile, içi kan alayanın huzurlu değildir. Örnek vermiştim, hatırlar mısınız? Sultanbeyli'ne derse gidiyordum arabayla. Bir baktım, jip, karı koca, tık 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 tık, başka kimse yok. Hiç ses yok. Müzik çalıyor. Oturuyorlar böyle. Nereden biliyorsun? Dur kalk yani, trafik sıkışık da. Milim milim gidiyor, tık tık. Tıktı. Hemen yanımda ya. Müziklerini de duyuyor. Gavur. Ondan sonra şöyle baktım. Hiç ses yapmıyorlar. Oturuyorlar. Hiç. Sohbet yok. Nasıl olduysa o mu çıktı, ben mi çıktım, şeridi değiştirdik. Bir kartala denk geldi.
kartal, fakir arabası. Arkasında çocuklar dolu. Müzik yerine çocukların ve insanların sesi var. Sübhanallah ya Rabbi. Jiplerin içinde cehennemi yaşıyorlar. Fakirlik arabası içinde cennet. Baba şöyle diyor. Onlar da dur kalk yaptı böyle ya. Allah Allah. Ondan sonra mesela meyve vardı şeyde poşetinde. Hem yiyordum hem gidiyordum. Ondan sonra camiye bir meyve geldik. Dedim ya kardeşim şoföre dedim. Bunu çocuklara verir misin? Ömrük önce şey yaptı falan. Baktı ki küllahlı falan. Bana hocam canı şey verdi diyor. Size meyve verdi diyor. Hepsi çocuklar bana böyle böyle yapıyor. Niçin bunu anlatıyorsun kardeşim? İnsanın güzel elbise giymeyle, güzel yemek giymeyle, yemeyle, güzel yerde bulunmayla huzur olmuyor. Huzur burada. Huzur burada. Burada olmadıkça nereye koyarsan koy. İkide bir elbise değiştirerek insan huzurlu olamıyor. Ben örnek olsun diye söylemedim. Haşa. Ne diyorsam inanın yaşadım. Bazı örnekleri vermiyorum veya bozarak veriyorum. Çünkü mübalağa gözüküyor. Geçenlerde bir tane şey var. De, bak bunu birkaç tane yanındakilere. Bak kardeş bunu derse misal dersem vallahi derler ki mübalağa ediyor. Olmayacak şeyleri al. Siz de dikkat edin hayatınızda doludur. Mesela bakın karı koca yabancı lisan şey okuyor. Donuk hayat. Öteki ya bir nişi var arkadaş. Hadi bir şey ya. Dikkat edin görürüz. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا السَّلَامُ